5. sınıf matematik dersi 4 işlem problemlerini birlikte çözmeye çalışalım. Sevgili öğrenciler, konu sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer konular için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuza hemen başlıyoruz. Durdurup kendiniz çözmeye çalışın lütfen. 7'şer ardışık 4 toplamının olduğu bir toplama işleminde toplam 606'dır. Üçüncü toplanan kaçtır diyor bize. Çocuklar, 4 tane sayının toplamı varmış burada. Bakın, birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız ve dördüncü sayımız. Ama buradaki sayılardan hiçbiri belli değil. Biz burada bir kat değeri, bir a değeri vermek zorundayız. Ben kat vermek istiyorum. Eğer ben birinci sayıya kat dersem, ikinci sayıya, hani 7'şer ardışık dediği için, ikinci sayı birincisinden 7 fazla olması gerekiyor. Zorluk derecesi yüksek olan bir sayı, bir soru. K artı 7 demem gerekiyor. Üçüncü sayıda bundan 7 fazla olacak. K artı 7'nin 7 fazlası K artı 14 olur. K burada bir sayı. Zaten K'yı bulduk mu oradaki bütün sayıları bulabiliriz. Dördüncü sayıda üçüncü sayıdan fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de buna K artı 14'ün 7 fazlası 21 diyebiliriz. Şimdi buradaki bilgiden yararlanacağız. Toplam 606 ise, yani buradaki sayıların hepsinin toplamı 606. Şimdi burada bizim öncelikle k'ları toplamamız gerekiyor. Kaç tane k var burada? 4 tane. Hemen buraya 4 tane katı yazdım. Artı sayıların toplamını da yanına eklemem gerekiyor. 21, 14 ve 7, bunların da toplamı 42 eder. 4 kat artı 42 bunların katlı değer olarak toplamıdır. Bu sayı 606 ise önemli olan bir katı bulmak. Şöyle düşün burada. 4 kat bir sayı. Bir sayının 4 katı. Sen bununla 42'yi toplayınca 606 çıkıyor. O zaman ben 606'dan 42'yi çıkartarak 4 katı, yani o sayının, kat dediğim o bilinmeyen bir değer var, o sayının 4 katını bulabilirim. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır, 60'tan 4 çıkarsa 56 kalır. 564. 4 tane kat 564 ise ben 564'ü 4'e bölerek 1 katı bulabilirim. 5'te 4 bir kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkarttım 1 6 aşağıda. 16'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16 eder. Çıkarttım 0. 4 aşağıda. 4'te 4 bir kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkarttım 0. Ve 1 katı buldum. 1 kat K. Yani o da 141'miş. Şimdi bunlar 7'şer ardışık sayılar. 141. 7 daha ikinci sayı bulursun. 148. 7 daha 3. sayı bulursun 155. 7 daha 4. sayı bulursun, o da 162. Benden 3. sayı istiyorsa 155 ile doğru cevabım C seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz, bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın toplamı 2 bölüklü en küçük sayı. Fark ise aynı rakamlardan oluşan 3 basamaklı en küçük çift sayıdır. Bu işlemde çıkan kaçtır diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Sorularımız zor sorular. Çocuklar, 2 bölüklü en küçük sayımızın lütfen 1000 olduğunu unutmayalım. Çünkü burası birler bölü, sol tarafta binler bölü. Yani ilk 1000'in olduğu sayı 2 bölüklü en küçük sayıdır. Eksilenle çıkanın toplamı. Fark da aynı rakamlardan oluşan 3 basamaklı en küçük çift sayıdır. Çocuklar, 3 basamaklı. Mesela en küçük sayıda sıfırı yan yana getiremem. Şimdi ben 1'i yan yana getirirsem 111, ama benden bunun çift olmasını istiyor. Dolayısıyla küçük dediği için ben burada 2 rakamını kullanmak zorundayım. Yani en küçük 2 bölüklü sayımız 1000'dir. Aynı rakamlardan oluşan 3 basamaklı en küçük sayımız da 22'dir. Bu da fark. Şimdi şuna da gitmemiz gerekiyor burada. Eksilen çıkan ve farkın toplamı. Eksilenle çıkanın toplamı 1000'di. Farkımız da burada 222 idi. Ben toplayınca çıkarma işlemindeki bütün terimleri buluyorum. Eksilenin, çıkanın ve farkın toplamını. 1222. Kuralımız vardı, hatırlayalım. Ben bu 1222'yi 2'ye böldüğümde, 2 tane eksilen de aynı zamanda bu, 1 tane eksileni bulurum. 12'de 2 6 kere var. 6 kere 2 12 eder. Çıkarttım 0. 2 aşağıda. 2'de 2 1 kere var. 1 kere 2 2 çıkarttım 0. 2'de 2 1 kere var. 1 kere 2 2 ve çıkarttık, sıfırı bulduk. Bunun eksilen olduğunu lütfen unutmayalım. Ne istiyor benden? Çıkanı istiyor. Aynı zamanda farkımızı da burada vermişti, 222 diye. Ben eksilen olan sayımız 611'den. Çocuklar, eksileni bulduk, 611. Farkımız da 222 idi. Eksilenle farkını alırsam çıkan sayıyı bulabilirim. 1'den 2 çıkmaz, 10'lu kaldım. 11'den 2 çıkarsa 9 kalır. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 389. Doğru cevabım B seçeneği.
Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 5. sınıf DVD eğitim setini görmektesiniz. 1. ana DVD içerisinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi derslerine ait konu anlatım, soru çözüm, alıştırma etkinlikler, DPYB soruları, yazılı sorular. 714 adet ders videosu, 152 saatlik bir anlatım mevcut. Diğeri bununla birlikte satılan ek DVD, Türkçe, matematik, sosyal, fen bilgisi derslerine ait içerisinde 194 adet ders videosu, 32 saatlik bir anlatım var. Yapmanız gereken ilköğretimvideo.com adresine gelerek satın alacağınız 5. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve siparişinizi vermek. Bir diğer sorun, bir kümeste tavuklar horozlardan 5 fazla, ördekler horozlardan 3 eksiktir. Kümeslerde 194 hayvan olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır diyor bize. Çocuklar, tavukları T harfi ile gösterdik, ördekleri Ö harfi ile gösterdik, horozları da H harfi ile gösterdik. Önemli olan nedir biliyor musun? Burada hangisinin az olduğunu bilmek. Burada acaba tavuklar mı azdır, ördekler mi azdır, yoksa horozlar mı azdır? Çocuklar, baktığımız zaman burada ördeklerin en az olduğunu görüyorum. Ben ördeklere kat değerini verdim. Şimdi buraya bakalım. İkinci cümleden başlamam gerekiyor. Çünkü ördekler, hani azı belirledikten sonra, ördekler horozlardan 3 eksiktir diyor. Tersini oku bunun, horozlarda ördeklerden 3 fazladır. O zaman ben horozlara kat artı 3 demem gerekiyor. Bir kümeste tavuklar horozlardan 5 fazla ise, horozlar kat artı 3'tü. O zaman tavuklara ben 5 fazlası kat artı 5'i demem gerekiyor. Unutma, en aza kat değeri verdikten sonra ilerlemen lazım. Kümesteki toplam hayvanlar 194 tane. Peki toplam hayvanlar nedir burada? Kat olarak toplamı nedir? Bakın, birinci kat burada, ikinci kat burada, üçüncü kat burada. 3 tane kat, yanında da 8, 5 ve 3'ün toplamı. İşte bunların toplamı 194. Daha demin yaptığımız gibi katı bulmaya çalışacağız. Hangi sayıyla 8'i toplarsam 194 eder? 194'ten hemen 8'i çıkartıyorum. Geriye 186 kalıyor. 3 tane kat 186 ise amacımız burada katı bulmak. 186'yı hemen 3'e bölüyorum ve bir katı bulacağım. 18'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım. 0 6 aşağıda. 6'da 3 2 kere var. 2 kere 3 6 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. 62 burada kat. Katı bulduktan sonra ördekleri bulmuş oluyorsun. 62'yi hemen buraya yazıyorum. Çocuklar, soruda bir hata yok ama seçeneklerde bir hata var. Tavuklar istiyor benden 62 ile 5'i toplarsın 67 eder. Horozlar istiyor benden 62 ile 3'ü toplarsın, o da 65 eder. Yani doğru cevabın 67 olması gerekiyordu. Size sorumun neden doğru olduğunu, seçeneklerin neden yanlış olduğunu da göstermek istiyorum. Biz burada tavukları kaç bulduk? 67. Ördekleri kaç bulduk? 62. Horozları kaç bulduk? 65. Ben bunların 3'ünü toplayacağım. Soruda verilen şu 194'ü buluyorsam yaptım. Soruda herhangi bir hata yok. 7, 2 daha 9, 5 de burada 14'ün 4'ü. Elde var 1. 3 tane 6, 18. 1 de elde 19 eder. 194'ü bulduk. Demek ki soruda değil de seçeneklerde bir hata var olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorum. Babamın yaşı benim yaşımın 4 katının 3 fazlasıdır. Yaşlarımızın toplamı 68 ise babam kaç yaşındadır diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar, çocuğa Ç harfi diyorum, babasına da B harfi diyorum. Burada küçük olana kat değeri vereceksin, unutma. Çocuğa kat dersem babamın yaşı benim yaşımın 4 katından 3 fazladır diyor. O zaman babasına kat artı, pardon, 4 katı dediği için 4 kat artı 3 demem gerekiyor. İkisinin yaşları toplam 68. Kat olarak yaşlarına bakacağım. 4 kat. Kat da burada olur sana 5 kat. Yanındaki artı 3'ü de yazdım. Ve bunlar 68'miş. Bazıları şöyle yapıyor. 4 kat, yanında kat var, 5 kat, işte 3 ile birlikte 8 kat. Hayır. Sayılarla sayılar, katlarla katlar toplanır. 5 kat artı 3 68. Hangi sayıyla 3'ü toplarsam 68 eder çocuklar? 65 ile 3'ü toplarsam 68 eder. Bu durumda 5 katın 65 olduğunu gördüm. 65'i 5'e böldüm. 1 katı 13 olarak buldum. Çocuğun yaşını bulduk burada. Ne istiyor? Babasının yaşını istiyor. İstersen 68'den, hani yaşları toplamı 68'di ya, 68'den 13 çıkar, 55 bul. C seçeneği. İstersen babasının yaşının 4 katından 3 fazladır diyor. 13 ile sen 4'ü çarparsan 52 eder. Bunun da üzerine 3 eklersen bu şekilde de 55'i bulabilirsin. Bir diğer sorumuz, fillerin zürafalardan 19 fazla olduğu bir hayvanat bahçesinde filler zürafaların 3 katından 5 eksiktir. Fillerle zürafaların toplamı kaçtır diyor bize. Çocuklar, bunların katlı soru olduğunu, mesela filler vermiş, zürafalar vermiş, ikisinin de sayısını bilmem. Oradan yola çıkarak yapmam gerekiyor zaten. Fillerle zürafalar. Şimdi filleri F harfiyle gösterdim, zürafaları da Z harfiyle gösterdim.
Filler zürafaların 3 katından 5 eksiktir. Ben zürafalara kat dersem buraya 3 kat eksi 5 demem gerekiyor. Şimdi benim buradaki bilgiyi düşünmem lazım. Fillerin zürafalardan 19 fazlaymış. Ne demek biliyor musun? Filler zürafalardan 19 fazlaysa ben fillerden zürafaları çıkartırsam 19 kalırmış. 3 kat eksi 5'ten katın bir tanesini çıkartırsak geriye 3 kattan 1 kat çıktı. 2 kat kaldı ve yanındaki eksi 5'i de aynen yerine yazıyorum. İşte farkı budur. 3 kat eksi 5'ten katı çıkartıyorum ve ben bunu 19'a eşitlemem gerekiyor. Hangi sayıdan 5 çıkarsa 19 kalır çocuklar? 24'ten 5 çıkarsa 19 kalır. Bu durumda 2 tane kat eğer 24 ise 1 tane katın 12 olduğunu söyleyebiliriz. Değerleri yerine yazalım lütfen. Katı 12 buldum. Yani zürafaları buldum bu arada 12. Filler de bunun 3 katından 5 eksikmiş. 12'nin 3 katı 12 çarpı 3'ten 36. 5 eksiğini unutma, 36'dan da 5'i çıkartır ve fillerin sayısını da 31 olarak bulabilir. Sorumun final kısmında fillerle zürafaların toplamını istiyorum ben. Filleri 31 olarak bulduk. Zürafaları 12 olarak bulduk. Bunların toplamı 2 1 daha 3 eder. 3 1 daha 4 eder. 43. Doğru cevabım A seçeneği. Zor ve değişik bir soru. Ali ile Veli ormanda kelebek avlamaktadırlar. Ali'nin yakaladığı 3 kelebeğe karşın Veli 5 kelebek yakalamaktadır. İkisi birlikte 1608 kelebek yakaladıklarına göre Veli kaç kelebek yakalamıştır? Ali'yi A harfi ile gösterdik. Veli'yi de V harfi ile gösterelim. Çocuklar şu, Ali 3 tane yakalıyor ya, Veli 5 tane yakalıyor. Ali 6 tane yakalarsa Veli 5'in 2 katı 10 tane yakalıyor. Ali 3'ün 3 katı 9 tane yakalıyorsa Veli de 5'in 3 katı 15 tane yakalıyor. Oradaki cümleyi iyi anlamlandırmak lazım. O zaman Ali 3'ün katı kadar kelebek avlıyor. Veli de 5'in katı kadar kelebek avlıyor. İkisi birlikte 1608 kelebek yakaladıklarına göre çocuklar ikisi birlikte 8 kat eder. Eğer 8 tane kat 1608 ise bir katı bulmak önemli. Ben burada 1608'i 8'e bölerek bir katı bulacağım. 16'da 8 2 kere var. 2 tane 8 16 eder. Çıkarttım 0. Dikkat et, 0 aşağıda. 0 indirdim. Yoksa yokun değeri 0'ı ekle, sonra 8 indir. 8'de 8 1 kere var. 1 kere 8 8 çıkarttım ve 0'ı buldum. Ve 1 katı burada 201 olarak hesapladık mı? Şimdi Veli kaç kelebek yakalamıştır? Veli 5 kat kadar kelebek yakalıyor. 1 kat 201 ise 201 ile 5'i çarpıp Veli'nin kaç kat, kaç tane kelebek yakaladığını bulabilirim. 5 kere 1 5, 5 kere 0 0, 5 kere 2 10, 1005 tane. Cevabım C seçeneği. Bir diğer soru, Ali ile Veli'nin bilyelerinin farkı 44, toplamı 144'tür. Bilyesi fazla olanın kaç bilyesi vardır diyor bize. Şimdi bak sevgili öğrencim. Burada toplam ve farkları verilmiş. Bu bir klasik bir sorudur. Toplam ve farkları verilmiş ya. İki sayının toplamı 144, iki sayının farkı 44. Ben bunu iki defa yazmak istiyorum. İki sayının toplamı 144, iki sayının farkı 44. Eğer sen burada böyle tarz sorularda toplam ve farkları vermiş sayılarda büyük olan var, bir de küçük olan var. Eğer büyük olan istiyorsan, ki benden bilgisi fazla olanı, yani büyük olan istiyor, bunları toplarsın, ikiye bölersin. Topladım 188, ikiye bölerim 94 olur. Doğru cevabım D seçeneği. Eğer bunları küçük olanı istiyorsa bu sefer çıkartıp 2'ye bölersin. Çıkarttım 100 ve 2'ye böldüm, 50'yi buldum. Biri 94, biri 50. Bak ikisini topla. Biri 94, biri 50 ya. Zaten sen bunu topladın. Bak buradaki toplamı vermesi gerekiyor. Ki 94 ile 50'yi toplarsam 144'ü bulabilirim. Yani sen bunun sağlamasını da yapabilirsin. Eksilenin rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek sayı. Rakamları farklı en küçük tek sayımız 103'tür sevgili öğrenci. Olduğu bir çıkarma işleminde fark çıkanın 4 katından 3 fazla ise. Bak şimdi. Farka F diyorum. Çıkana Ç diyorum. Dikkat et. Çok güzel bir soru. Fark çıkanın. Çıkana ben kat dersem. Fark ne olur? Farkla çıkanın 4 katından 3 fazla ise. O zaman ben buna 4 kat artı 3 demem gerekiyor. Çocuklar bu ikisinin toplamı neyi verir? Farkla çıkanı toplarsan neyi bulursun? Eksileni bulursun. Eksilen de zaten 103'müş. 4 kat. 1 kat burada. 5 kat. Hemen yanına artı 3'ünü de getirdim. Ben bunu 103'e eşitledim. Harika bir soru. Hangi sayıyla 3'ü toplarsan 103 eder? Çocuklar 100 ile 3'ü toplarsanız 103 eder. Bu durumda 5 tane katın 100 olduğunu gördüm. 1 tane kat 100 bölü 5'ten 20 eder.
Aynı zamanda katı bulmakla çıkanı da bulmuşum. 20. İstersen 103'ten, 103'ten burada 20'yi çıkar. Hani 103 burada eksilendi ya. Çıkanı çıkartırsam, 20 çıkartırsam farkı bulurum. 103'ten 20 çıkar. 83 bu. İstersen bir katı 20 olarak buldun ya. Fark da orada 4 kat artı 3'müş. 20 ile 4'ü çarp 80 de. Üzerine 3'ü ekleyip 83'ü diyebilirsin. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorum. Çıkanın 2 bölüklü en küçük tek sayı. Çocuklar 2 bölüklü en küçük sayı 1000'dir. En küçük tek sayı ise 1001 olur. Farkın 3 basamaklı en büyük çift sayı. Fark 3 basamaklı en büyük sayı 999. Çift dediği için o da 998'miş. Bizden buradaki eksileni istiyor. Birinde 1001 buldum. Diğerini 998 buldum. Ben burada çıkanla farkı toplarsam eksileni hesaplayabilirim. 8, 1 daha 9, 9, 9 ve 1. 1999 doğru cevabım C seçeneğidir. 2 bölüklü dediği için binler bölüyor olacak. Yani 3000 var, 5000 var, 100.000 var, 999.000 var. 2 bölüklü en küçük sayı 1000'dir. Tek diyorsa 1001'dir. Diğeri 998 toplar ve sonuca ulaşabilirsin. Bir diğer sorumuz, bu işlemin sonucu kaçtır? Çocuklar rastgele işlemi yapamazsın. Onun belirli bir kuralları vardır. Öncelikle parantezi yapacaksın. Sonra çarpma bölmeler yapılacak. Sonra toplama çıkarma yapılacak. Yani benim önce oradaki parantezi halletmem gerekiyor. Yani 5'ten 2 çıkmış diyor. 5'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 3 kalır. Bunu çıkartayım. Buldum sonucu şöyle bir yazayım. Hocam 4'ten 3'ü topluyum. 7, 7'den 3'ü çıkartayım. Hayır, öyle olmaz. Toplama var, çıkarma var, çarpma var. Çarpmanın diğerlerine göre işlem önceliği var. Yani bizim önce buradaki çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. 3 kere 2 de 6. Bak ben bunu da çıkardım. Tamam mı? Bunu da çıkardım. 3 kere 2. Buraya da hemen 6'yı yazdım. Heh. Ok yönünde gidebilirsin şimdi. 4, 3 daha hani toplama ve çıkarma kaldıysa, başka işlem yoksa, parantez yoksa, çarpma bölme yoksa bu şekilde gidebilirsin. Bu bir kural. Bu benim çıkarttığım bir şey değil. Buna uymak zorundasın. 4, 3 daha 7, 7'den de 6'yı çıkartıp bir sonucuna ulaşırsın. Doğru cevabım B seçeneği. Sevgili öğrenciler, konumuz burada sona erdi. Konu sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer konular için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım.